Manşete hoş geldiniz. Bugün <laughs> üç ana konuda konuşacağız. Bu infaz listeleri konusu gazeteci Ahmet Nesin'in gündeme getirdiği Avrupa'da gazeteci, akademisyen ve subay 43 kişiye yönelik gerçekten insanın kanını, don kanını donduran bir iddia, 43 kişilik infaz listesi ve onun devamında yaşanan bazı gelişmeler. Livaneli olayına bakacağız ki Livaneli. Zülfü Livaneli Halk TV yayınında benim ağzıma kimse FETÖ'yü takamaz gibi bir ifade kullandı ve bunun üzerine hışma da uğradı. Buna bakacağız. O arada Sedat Peker'in Twitter mesajları ve son yaşananlar ardından ve özellikle 15 Temmuz kırılması üzerine ki yıl dönümü yaklaşıyor, 5. yıl dönümü bir Avrasyacı bölünmesi var iktidarda veya rejim unsurlarında. E, buna bakacağız. Ama ondan önce gündeme e, daha doğrusu sıcak gündeme dair birkaç notumuz var. Onları aktaralım. Onları görmeden olmaz. Daha sonra da ana konuları birlikte analiz etmeye çalışalım. İlki Der Spiegel Alman dergisi Erdoğan yurt dışında muhalif avına çıktı başlığıyla bir haber yayınlamış. Kronos'tan aktarıyorum. Alman Der Spiegel dergisi Erdoğan rejiminin uluslararası hukuka aykırı kaçırma ve yıldırma operasyonlarını ele aldığı analizinde Muhaliflerinin Almanya'da da hayatlarından endişe ettiklerini kaydetti diyor. Burada e, tehdit altında olan kimi isimler ve kaçırılan isimler var. Sağdaki iki isim e, Orhan İnandı ve e, Kemalettin, e, Kemalettin Gülen. E, kaçırılan Kenya'dan kaçırılan, Fethullah Gülen'in yeğeni olduğu için e, kaçırılan kişi ve Kırgızistan'dan en son kaçırılan Orhan İnandı. Şimdi e, Derçbi Gel dergisi Erdoğan rejiminin muhaliflere yönelik uluslararası hukuku hukuka aykırı şekilde gerçekleştirdiği kaçırma ve yıldırma operasyonlarını ele alan geniş bir analizi yayınlamış. Erdoğan'ın uzun kolu başlığıyla Orhan İnandı'dan bahsediyor. 31 Mayıs'ta Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki evinden ayrılırken e, kaygısız görünüyordu diyor ve daha sonra bir daha evine dönmedi. Aynı şekilde Gülen'in yeğeni Kenya'da kaçırılıyor. Onunla ilgili bilgiler var. Erk Acarer'e saldığı konusunda bilgiler var. Erdoğan hükümetinin yurt dışındaki etkisini son dönemde sürekli olarak genişletmesi ve Diyanet'e bağlı cami derneklerinin faaliyetleri var. Kürt muhalifler tehdit altında diyor. Berivan Aslan fotoğrafta da vardı. Kürt iş adamı İbrahim Kahraman olayı vesaire. Bütün bunlar e, Der Spiegel dergisinde detaylı olarak e, yayımlanmış e, ve bu konudaki endişe Almanya'nın son derece etkili e, dergisinde e, dile getirilmiş. Evet. Fotoğraf eşliğinde görülüyor. Bir bu. E, elbette bu gazeteciler özellikle soldan Solda iki gazeteci Can Dündar ve Erk Acarer neden e, hedefler? E, hedef olmaların nedeni çok açık. Özellikle son dönemde Serdar Peker ve iddiaları üzerine yaptıkları yayınlar, özellikle Erk Acarer'in e, yayınları. Arzu Yıldız bazı hatırlatmalarda bulunmuş ki kendisinin de e, internete düşen bir infaz listesinde ismi geçiyor. Birazdan ona bakacağız ama. Diyor ki mesela Süleyman Soylu'nun bana kumpas kurdular diye şikayetçi olduğu öz ışık kardeşlerin ifadesi alınmadı. Veysa ateş savcılığa kendisinin mal varlığının araştırılması için başvurmadı. Otelde kalan e, hakim faturasını yayınlamadı. HSK kendisiyle ilgili işlem yapmadı. Tolga Ağar'ın mekanda silah kullanması ve ilgili olayı üstlenen şoför hala cezaevinde savcılık ifadesine başvurmadı. Limanlarda yakalanan uyuşturucunun alıcısı kimler sorusunun hala cevabı yok. Sezgin Baran Korkmaz'ı uçuran kel kuş mu, yargı tweetleri okuyor ama videoları dinlemiyor biçiminde sorular sormuş. Yani esasen yapanın yanına kar kalan bir sistem var ee, ve Türkiye'de e, artık idareye çökmüş, Ankara'ya çökmüş teşkilat, çete, şebeke ne derseniz deyin, kulağının üstüne yatıyor ve bütün unsurlarıyla ortaya atılan iddiaları görmezden geliyor veya onları, onları kapatmaya çalışıyor. Yani hiçbir şey olmuyor. Sedat Peker'in ifşaları üzerine de hiçbir şey olmuyor. Sadece bir takım gerçeklerin aydınlanması veya hakikate giden yolda bazı delillerin, bazı tanıklıkların ortaya çıkması açısından bir veri elbette hiçbir yere kaybolmayacak. Öte yandan Murat Mıhçı paylaşmış bu görüntüleri. Kadıköy Surup Takavor kilisemizin hali diyor. İşte burada bir grup kilisenin önünde toplanmışlar. Müzik eşliğinde dans ediyorlar. Hatta ikisi de çıkmış üçü hatta e, kilisenin kapısının üzerinde bu şekilde müzik eşliğinde oynuyor. Evet. Devamında e, Murat Muşçı e, birkaç tweet daha paylaşmış. Onlara da bakalım. Hiç kimse Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisemize saldırının sadece alkol olduğuna bağlamasın. Daha geçen gün Bakırköy Kilisemizin kapısına molozlar atıldı. Mesele yasakçı zihniyetin kültürel erozyonu demiş. Benim hatırladığım Kadıköy Surp ıı, Takavor Ermeni Kilisemize iki ayrı yakın dönemdeki saldırı gözaltına alınanlar münferit saldırı ya da akli dengesi yerinde değil denmişti. Evet Erzurumlu bu vatan ve bizim diye yazmışlar. Birinde de işte ıı, kilisenin önüne çöp döküyorlar filan böyle gidiyor. Şimdi bu konuyla ilgili bir iki şey söyleyeceğim. E, bu konu elbette kınandı. Twitter'da da kınandı. İşte efendim bu kabul edilemez dendi. İşte işte efendim dine saygı, efendim inançlara saygı, ibadet hanelere, eee mabetlere saygı falan üzerinde duruldu ama kimsenin bunu anladığı veya şey yaptığı yok. Yani düşündüğü yok. Türkiye'de egemen güç şu anda Sünni İslam, Türkiye'de egemen güç Türk milliyetçiliği ve bir avuç kalmış ve belki adeta yani böyle fanusta, akvaryumda neyse artık korunması gereken sayıları 3-5 binle sınırlı bir Rum azınlık, bir Ermeni azınlık var, bir Yahudi azınlık var. Gerçekten 3-5 binle 10 binle sınırlı daha fazla değil. Bunlar gerçekten korunmalı yani gerçekten e, tükenmek üzereler adeta. E, bu olması gerekirken sanki bunlar tehditmiş gibi, sanki bunlar... E, ne bileyim koskoca 85 milyonluk ülkenin bekasını falan tehdit ediyormuş veya önünde engelmiş gibi böyle tepkiler gösteriliyor. Tabii burada bunları söylemenin de bir manası yok din dinlere ibadethanelere saygı vesaire. Ama Türkiye'deki baskın görüş baskın dinci görüş kendini haklı gören ama kendinden kendi dışındaki bütün inançları hakir gören kendi dışındaki bütün yaşam biçimlerini e, batıl gören bir zihniyet. Bunu herkes kendi nefsinde de, kendi geçmişinde de bunun izlerini, bunun iz düşümlerini bulabilir. Ararsanız bulursunuz. Hristiyanlık batıl bir din, hükmü kalmamış bir din. Yahudilik, işte Musevilik bir zamanlar hak dinmiş ama artık İslam var yani filan. Onlar işte batıl yolunda. Onlar e, ne bileyim e, ne derler? inhiraf, inhiraf, yoldan çıkmış ya da işte bozulmuş dinler, tahrif edilmiş dinler filan. Böyle bir saygısızlık var. İşin böyle bir tarafı var. Bir diğer tarafı da bunlar zaten gerçekten korunması... Bir heybelada Rum okulu var. Adamlar kendi iba ibadethanelerine kendi din adamlarını yetiştirmek istiyorlar. 1971 muhtırasından sonra kapatıldı. Yaklaşık 50 yıldır izin verilmiyor. Yani o bile açılmıyor falan. Yani ne olacak yani? Yani... Hristiyanlık, Ortodosluk, Katoliklik, yani ne Ermenilik, Rumluk mu hakim olacak? Zaten geriye doğru yani 100-120 yıllık politikalar sonucunda milyonlarca insan adeta kıyımdan geçmiş, göç ettirilmiş vesaire vesaire bir sürü şeylerle azaltılmış. 6-7 Eylül 1955'e de gidebilirsiniz. Ondan önceki varlık vergisine gidebilirsiniz. Ondan önceki Ermeni tehcirine, ondan önceki işte Rum mübadelesine pek çok şeye gidebilirsiniz yani. Bir de işin böyle bir tarafı var. Türkiye'deki dinci akım enteresan bir şekilde kendini haklı veya Hristiyanlar veya işte gayrimüslim diyorlar ki gayrimüslim kelimesi bile sorunlu bir kelimedir biraz düşünürseniz. Gayrimüslim veya gayrimüslim. onlar diyelim ki camilere geldiğinde, onlar iftar sofrasına oturduğunda, ziyarete geldiğinde herkes işte efendim aa bak görüyor musunuz camimize geldi. iftar soframızda bizimle beraber iftar açtı gibi açtı gibi bir e, hoşgörü oluyor. Ama akabinde yani sizin yani bir, bir Müslümanın veya bir dindarın falan kiliseye gitmesi veya onların dini günlerinde saymayacağım şimdi Ortodoksların ayrı Katoliklerin ayrı Yahudilerin ayrı onların dini günlerinde ne bileyim onlara bir hediye vermeniz veya onların onlar onlarla bir e, onların bir kutlamasına bir biçimde iştirak etmeniz, ziyaret etmeniz falan kerih görülüyor. Bir değişim böyle bir tarafı var. Söyleyeceğim şu, bu konu değişmeyecek. Ve ısıtılan bir konu, maalesef sayıları gerçekten 3-5 binle, 10 bin sınırlı bu Rum, Ermeni, Yahudi azınlık için Türkiye'de gerçekten zor günler yaşanıyor. Kendilerine mukayet olsunlar. Onların yerinde olmak istemezdim. Onların yerinde olsaydım da başımın çaresine bakmaya çalışırdım. Çünkü gidişat iyi değil. Twitter'daki 3-5 kınamayla e yazıklar olsun falan demeyle bu iş olmuyor. Ve bu iş yapının yanına kar kalıyor. Ha ne olmuş? Euronius'tan okuyalım. E, dans edilmesine ilişkin, e, kilise duvarında dans edilmesine ilişkin 3 gözaltı Euronews işte yazmış detayları var falan filan. Hiç bakmayacağım. E, çünkü bunlar emniyetin ön kapısından girip arka kapısından salınıyorlar. E, bunlara dönük hiçbir şey olmuyor. Takibat olmuyor. E, maalesef Türkiye'deki azınlıklar e, tehdit altında ve gerek yaşamları, gerek işte haneleri, adresleri büyük tehdit altında. Belki işaretlenmiş, belki adresleri bir yerlerle paylaşılmış. Son derece endişeliyim. Fakat bu durumu tersine çevirebilecek herhangi bir emare, herhangi bir işarette göremiyorum. Gerçekten kendilerine mukayyet olsunlar. Öte taraftan Ruşen Takva paylaşmış. Afganistan'da Taliban'ın güç kazanması sonrası on binlerce Afgan uyruklu mülteci Ülkelerini terk etmeye başladı. Ülkelerinden yola çıkan mülteci kafileleri gruplar halinde İran üzerinden Türkiye'ye girmeye başladı demiş ve bu görüntüleri paylaşmış. Görüntülerde bir insan zinciri e, dağları bayırları aşarak Türkiye'ye giriyor. 700 ila 1000 Afgan mültecinin her gün e, sınırı geçerek Türkiye'ye girdiği ifade ediliyor. Bu aylara yıllara baktığınızda 10 binler 100 binleri bulur. Bunların bir bölümü de Türkiye'ye gelip Türkiye'de kalmıyorlar Avrupa'ya geçmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla Avrupa'ya geçen Afgan mültecilerin İran veya Pakistan veya Suriyeli mültecilerin mühim bir bölümü de zaten Türkiye köprüsünü kullanarak geçiyor. Bu da vahim. Vahim bir durum. Evet. Son bir not. Okluk Yazlık Sarayı'ndaki mega, mega kime aitti diye soruyor Çiğdem Toker Toker gazeteci ve enteresan bir e, tespitle e, Okluk'taki Yazlık Saray e, Yazlık Saray'da enteresan bir datayı Google Earth'te e, radara takılan bir detayı e, dikkatlere sunuyor. Diyor ki, akademisyen bir okurumdan ilginç bir e-posta aldım. U Google Earth programı üzerinden geriye dönüp uydu fotoğraflarına bakmış. E, Mayıs 2021 uydu görüntüsündeki 3 helikopter pistine değinmiş. Haziran 2020 tarihli uydu fotoğrafında e, yaklaşık 53 metrelik bir yatın iskeleye yanaşmış olduğunu söylüyor. 50 metrenin üzerindeki mega yatlar genellikle ultra lüks inşa ediliyor. Kimilerinin içinde konser salonu, yüzme havuzu, helikopter pisti bulunuyor demiş. İşte bu fotoğraf da e, okluptaki saray ve e, iskeleye yanaşmış şu kırmızı şeritli yat e, çok net bir şekilde görülüyor. Boyunun 53 metre olması da Google Earth'te işte e, metreler e, Google Earth'teki hesaplama yöntemiyle e, bulunabiliyor. Mayıs 2020'de bu yatın orada ne işi vardı diye soruyor. Evet, bu da radar'a takılan bir diğer konuydu. O arada ben İngiltere'deyim ve İngiltere bir haftadır, bir hafta yaşkın bir süredir e, Avrupa e, kupası finaliyle yatıp kalkıyordu. Ancak dün büyük bir hüsran oldu. Penaltı atışlarıyla İngiltere İtalya'ya kaybetti. Ve bu e, ne bileyim sevinci kursakta bıraktı. Herkes kazanacağına, İngiltere'nin ilk defa kupayı evine götüreceğine veya evine getireceğine It's coming home diye bir slogan ile inanıyordu. Ama kupa eve gelmedi. Bilakis penaltılarda 3 penaltı kaçırdı İngiltere takımı. Ardından ikincilikle yetindi. Bu fotoğraf anlamlı. Birazdan onu anlatacağım. Penaltı kaçıran futbolcuların siyahi olması ırkçılığı tetikledi İngiltere'de ayrıca bir maç hol holiganizmi de var. Wembley stadyumunda işte insanların bariyerleri aşarak falan şey yapması, sonra maçtan sonra olay çıkarmaları falan. E, İngilizler kabul edemedi. Kabul ediyorum ama bütün gün e, bu İngiliz televizyon ve gazetelerinde konuşuluyor. E, lanetleniyor. Eee ırkçılık. Yani siyah futbolcular penaltı kaçırdı diye e, sorgulanamaz, sorumlu tutulamaz. Bu bir takım oyunu vesaire diye. Herkes ırkçılığa lanet okuyor. Ee, o açıdan da önemli yani e, kilise kapısının üzerinde müzik eşliğinde oynayan hemen sizi tekrar o Ermeni kilisesine götüreyim İstanbul'daki ee, insanlar hakkında herhangi bir işlem veya herhangi bir gerçekten hani yetkili makamlardan falan herhangi bir açıklama falan olmazken burada gerek ılçılık gerekse holiganizmle ilgili çok ciddi tedbirler alınıyor ve gün boyunca da BBC'de bu konuşuluyor, etraflıca lanetleniyor, kınanıyor. Bu e, duruş e, maçtan önce tespit edildi. Maçtan önce e, İngiliz futbolcular e, bu şekilde e, ırkçılığa karşı olduklarını, ırkçılığı lanetlediklerini e, ve eleştiriklerini ırkçılığa hayır dediklerini gösterdiler. E, ne yapıyorlar diye ben maç seyderken sorduğumda, 13 yaşındaki oğlum. İşte no rasizm yani ırkçılığa hayır duruşu bu baba dedi filan yani bu artık ilkokul ortaokul çağındaki çocuklara dahi verilen aktarılan bir şey bu ülkede ve insanlar böyle yetişiyorlar Irkçılığa hayır zaten İngiliz futbolcular da hemen maçında maçın başında bunu bu, bu duruşu göstererek ırkçılığa hayır diyorlar ama Gel gör ki İngiltere'de elbette her ülkede olduğu gibi burada da neo-naziler var, ırkçılar var, faşistler var ve onların yaptıkları maalesef ülkenin siciline kara leke düşürüyor. Hiçbir şeyi aklamaya, temize çıkarmaya veya işte izah etmeye falan çalışmıyorum. Benim meselem değil yani ben Türkiye milli takımı dahil takım tutmuyorum. Sadece özelliği olan maçları seyrediyorum ama sadece olayın, bir başka yönü olduğunu da anlatmaya çalışıyorum. Yani bu konu İngiltere'de İngiltere basınında şiddetle tartışılıyor ve kınanıyor. Kamu yayını yayıncısı BBC dahil. Bakın bu haritada da enteresan bir şey var. İngilizlerin şapkasını önüne koyup düşünmesini gerektirecek. Dünya üzerinde İngilterenin kazanmasını isteyen tek ülke Birleşik Krallık yani İngiltere. Ama onun dışında mavi bölge yani İngilterenin kaybetmesini istiyor ve çok enteresandır İngilizce konuşan ülkeler dahil yani Amerika, Kanada ki Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Kraliçenin ülkeleridir aynı zamanda Güney Afrika Cumhuriyeti hepsi İngiltere'nin kaybetmesini istiyor. Bir e, bahis şirketinin ortaya koyduğu e, çalışma veya anket sonucu veya işte ne bileyim araştırma sonucu e, bütün dünya gerçekten İngiltere'nin kaybetmesini istiyordu. Türkiye dahil Avrupa'daki pek çok ülke dahil ben Twitter'da benzer bir duyguya e, ben, benzer bir duyguyu gördüm. Yani sadece İngiltere'de yaşayanlar İngiltere'nin kazanmasını istiyordu ama onun dışında İngiltere'de bunu şapkasının önüne koyup düşünmeli. Bu nefretin, bu kaybetsin, yenilsin e, demenin e, şeysi nedir? E, nedeni nedir? Nedenleri nedir? Kökenleri nedir? Üzerinde durulması gerekiyor. İtalya'dan bağımsız olarak yani İngiltere karşısında kim olursa olsun kaybetmesi istenen bir ülkeydi. İtalya kazansın demiyorlardı yani. İngiltere kaybetsin. Tabii karşısında İtalya olunca da herkes İtalya'yı tuttu doğal olarak. Şimdi geçelim gündemimize infaz listeleri Livaneli ve Avrasyacı bölünmesi konularına bakalım. Bu bir Anadolu Ajansı haberi. 15 Temmuz çözülmeden olmaz dedik bugün KJ'mize. Onu anlatacağız biraz. Ben kepsini aldım ama Anadolu Ajansı haberi hala internette ulaşılabilir durumda. Darbe komisyonu raporunu meclis başkanı Kahraman'a sundu diyor. Darbe komisyonu raporunu meclis başkanı Kahraman'a sundu. Haber 12 Temmuz 2017 tarihli. Yani 15 Temmuz'un birinci yıl dönümüne 3 gün kala. Ve işte raporda neler oldu falan da burada böyle anlatılıyor falan filan. Açıklamalar var vesaire. 2-3 karede fotoğraf var. Reşat Petek komisyon başkanı elinde tuttuğu da darbe komisyonu raporu. Ama sonra bu rapor kayboldu. Bu rapor meclis envanterinde, meclis arşivlerinde yok. Sorulduğunda da böyle bir rapor yoktur deniyor. Bakın burada da rapor masada duruyor. Sonra tabii enteresan bir şey oldu ve bu çok fazla speküle edilmedi. 2017'den bu tarafa, yani 12 Temmuz 2017'den bu raporun ortaya çıkışından bu tarafa 4 sene geçti halde. 15 Temmuz üzerinden 5 sene geçti halde. Kimse bu raporun izini sürmüyor. Komisyon üyeleri dahil. Geçen Halk TV yayınında enteresan bir tartışma oldu. Barış Pehlivan, bu rapor açıklanmıyor çünkü cemaatçilere yarayacağı için dedi. Ve bunu e, bu komisyonun, Darbe Araştırma Komisyonu'nun başkan vekili, yani Reşat Peker'in, Peker Petek'in e, yardımcısı Selçuk Özda da teyit etti. Doğrudur dedi. Şimdi o yayını birlikte izleyelim. Üzerine gene konuşacağız. Tam yayınlanma sürecinde... E meclis başkanlığı dahil olmak üzere AKP yöneticilerine önemli hukukçular ziyarette bulunuyor. Ve diyorlar ki bakın bu darbe komisyonu raporundaki iddialar, gerçekler, olgular yarın öbür gün sizlerin başına bela açar. Uluslararası arenada mecliste yayınlanmış bir resmi rapor Fethullahçıların da e, işte işini kolaylaştırır. Ve Türkiye'nin e, uluslararası arenada zor durumda kalmasına, tazminatlar ödemesine yol açabilir. Gelin bu raporu resmi olarak mecliste basmayalım diye telkinde bulunduğu ve ondan dolayı yayınlanmasından vazgeçildiğine dair bir kulis bilgisi var. Bilmiyorum Say Sayın Özdağ bunu doğrular mı? Kulis bilginiz doğrudur. Teşekkür ediyorum. Evet Halk TV'de Halk TV'de 15 Temmuz'un gri alanları konulu tartışma programından bir kesit getirdik. Barış Pehlivan "Cemaatçilere yarar diye bu e, darbe komisyonu raporu yayımlanmadı, e, ilan edilmedi." dedi. Açıklanmadı dedi ve e, şu anda Ahmet Davutoğlu ile birlikte Gelecek Partisi'nde siyaset yapan komisyonun başkan vekili Selçuk Özdoğda Özdağ da "Kulis bilginiz doğrudur." dedi. Daha ne olsun? Yani Barış Pehlivan böyle bir kulis var diyor. Komisyonun başkan vekili de evet doğru diyor kulisimiz. Yani yapacak bir şey yok. Yani Bir önceki yayında bahsetmiştim. Gazeteciler, gazetecilik, akremisyenlik her neyse hakikati arama mesleği bir anlamda, gerçeği arama, ortaya çıkarma mesleği ve bunun kime yarayacağı, nasıl yarayacağı, kimin işine geleceği asla meselesi olmaması gerekiyor. Hele 15 Temmuz gibi bir konuda. 15 Temmuz çözülmeden olmaz derken biraz da bunu kastediyoruz. Kerim Has paylaşmış. 5. yılında resmi 15 Temmuz söylemi tel tel dökülüyor. Eminim ki en geç birkaç yıl içinde tümüyle çöp olacak. Akademisyenlere bir tavsiyem. Masum insanlara terörist deyip ucube makalelerle soykırım suçuna ortak olmasınlar Demiş soru sorsunlar hakikati araştırsınlar biraz evvel söylediğim şey hakikat akademisyenler hakikati araştırsın gazeteciler hakikati araştırsın ve ortaya çıkan hakikat ortaya çıkardık, çıkan bulgular neyse gerçekten o kadar ihtiyaç var ki kime yarayacağı kimin işine geleceği veya gelmeyeceği düşünülmeden ortaya konsun. Evet Nusret Güner paylaşmış. Tu General Haldoğlu e, Solmaz Türk bizim TV yayınında Şaban Sevinç'e gazeteci anlatıyor 100 bin kayıp silah olduğunu, bu silahlarla 20 tugayın donatılabileceğini ve bunun şu anda ülke için bir numaralı tehlike olduğunu vurguluyor ve hala bir soruşturmanın bile başlatılmadığına e, işaret ediyor. Said Sefa paylaşmış paralel silahlı örgüt kuran Süleyman Soylu değil, Soylu sadece bir aparat. Bir piyon. Paralel silahlı örgüt kuran bizzat Erdoğan'ın kendisidir. Üstelik bunu sadece Süleyman Soylu'ya değil, Hakan Fidan'a da kurduruyor. Peker çalını etrafından dolanarak işlemeye devam ediyor. Evet. Tülay Çoban paylaşmış, e şu 15 Temmuz ifşalarına eğer bunlar doğruysa diye tweet atanlar çok sevimli değil mi demiş. Evet. Mahallede bir de böyle bir şey var. Maalesef. Ee, bu konular görülmüyor. 15 Temmuz ifşaatı çünkü medya mahallesi e, genetik itibariyle sol devrimcidir. Kınamak için söylemiyorum. Yani sol görüş bir görüştür, devrimci görüş bir görüştür, bir ideolojidir. Bunu tutan insanlar vardır. Bu literatürle beslenen insanlar vardır. Bizim Türkiye Medya Mahallesi genetik olarak bir bölümü maucudur, bir bölümü 68 kuşağıdır, 68 kuşağının yetiştirmeleridir. Küba'ya özenirler. Venezuela'ya gittiklerinde kendilerinden geçerler. Beni Stalin yarattı diyen ekolün devamı olanlar vardır. Vardır oğlu vardır. Yani çok 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 çeşitlidir bu. Her neyse devamlı da kendini solcu, sosyal demokrat olarak tarif ederler. Bunların mühim bir bölümü kendilerini Kemalist olarak da tarif ederler. Atatürkçü olarak da tarif ederler. O dönemde sol sağ yokken Atatürk'ün solcu olduğunu da iddia ederler. Neyse bu ideolojik tartışmalara girmeyeyim. Fakat şu anda şu iot gibi ortaya çıktı ki bu rejimin 15 Temmuz söylemi her neyse bu söylemi alıp sahiplenmiş ve bu söylem zarar görmesin diye iş tutuyorlar. Ondan dolayı telaşlanıyorlar ekranlarda. Aman bunlar şimdi yani birilerinin işine yarayacak yapma. Yani hakikati arıyorsan, gerçeği arıyorsan neden yani bir doğrultuda at gözlüğüyle yürüyorsun ve veya bir kurguyu topluma kabul ettirmeye çalışıyorsun? Benimki de soru işte. Adem Yavuz Arslan, dağıtılan silahlar bahsi gündemdeyken bugüne kadar yüzbinlerce cemaat mensubu soruşturuldu, evi işleri arandı, bir tane bile silah çıkmadı hatırlatmasında bulunmuş. Eser Karakaş soruyor, adli emanette olanları dikkatle izleyin. Milyonlarca lira, e, dolarlık eroin, kokain yakalanıyor, adli emanete konuyor, sonra da yakılıyor. İnanıyor musunuz? Kaçta kaçı yakılıyor? Acaba? Basına yansıyan olay eroinin tekrar piyasaya sürüldüğü, adli emanette de torbalara un konup yakıldığı. Evet. Eroin operasyonları veya uyuşturucu operasyonları sadece o operasyon içerisinde olan devlet veya kimi devlet unsurlarının e, istemediği bir ticareti engellemesi ve diyelim ki bir mala el koyması ve o malı istediği tarafa yönlendirilmesiyle sonuçlanıyor. Türkiye'deki devlet unsurları, jandarma unsurları, Emniyet unsurları böyle çalışıyor. Dolayısıyla Eser Hoca da soruyor, yani bu ele geçirilen tonlarca uyuşturucu imha ediliyor mu, yoksa onun yerine un mu yakılıyor diyor. Un mu ihmal ediliyor, ee, imha ediliyor. Evet. Bir diğer konu da e, Livaneli konusu ki bu konu üzerinde e, biraz duracağız. E, Zülfü Livaneli'nin kimse benim ağzıma fetö tabirine takamaz tabirini takamaz sözü, e, Halk TV'de söylediği bu söz çokça e, gündem oldu, çokça konuşuldu. Bunu bir önce dinleyelim orijinalinden sonra üzerine konuşacağız. Bu Fethullah meselesinin ben FETÖ falan gibi o tabirleri benim ağzıma kimse tabir takamaz. Yani bu Gülen hareketinin e, kiminle ilişkili olduğunu, kimin kime kontenjan verdiğini, kimin kime şefaat ettiğini, kimin kime ne başladığını gazeteciler lütfen araştırın. Ön yargılarla hareket etmesin kimse. Şimdi bir soruyu ben kısacık soracağım sonra Emin Çapay'a. Evet kimse benim ağzıma FETÖ tabirini takamaz sözünü Livaneli söyleyince e, bu iki türlü tepkiye yol açtı. E, bir tarafta e, yaşa var ol Livaneli diyenler, insan hakkı savunucuları, cemaate yakın kesimler vesaire. Bir tarafta da yani ne diyorsun sen falan diyenler yani FETÖ FETÖ'dür falan diyenler. Ee, mesela e, Yeni Çağ işte. Livaneli e, FETÖ'ye FETÖ diyemedi. Yeni Çağ e, Mehmet, e, Meral Akşener'in İYİ Partisi'ne yakın bir yayın organı. Bu şekilde görmüş. E, bu bir nefret söylemi. E, bu e, 15 Temmuz'dan önce pişirilen, ısıtılan ki vardı bu söylem. İktidara yakın Yeni Şafak, e, Sabah, Akşam gibi gazetelerde kullanılıyordu bolca. 2014-2015 sürecinde. 2016-15 Temmuz'uyla da bu resmileştirildi ve bütün toplum tabanlarına ve bütün medya unsurlarına yayıldı. Muhalefet dahil CHP'si, HDP'si aldı, bunu kullandı ee, ve bütün medya unsurları kendine bağımsız, özel, tarafsız diyen herkes devletin ürettiği bu terör söylemini aldı, kullandı önüne arkasına bakmadan işine de geldiği için. FETÖ demek, ee, Fethullahçı silahlı terör örgütünün kısaltılmışı. Yani siz bu kelimeyi kullandığınızda silahlı terör örgütü diyorsunuz. Silah ve bundan yargılanan, soruşturulan veya bu yafta boynuna asılan insanlara da silahlı terörist diyorsunuz. Evlerinden bir çakı çıkmamış, bir çakı dahi çıkmamış insanlar için bunları söylüyorsunuz. İşte dağıtılan silahları ve herkesin verdiği kalaşnikotlarla pozları görüyorsunuz. Bu insanların evlerinden veya ofislerinden çıkan şeyler kitaplar, işte birkaç yüz dolar para onlar orada da bir dolar izi sürülüyor. İşte ne bileyim günlük eşyalar yani. Babasının beylik silahı çıktığı için işte evinde silah ele geçirildi diye Ali Fuat Yılmazer'in kızlarını teşhir ettiler. Ki o babası polis babasının beylik silahı yani. Bir çakı bile çıkmamış insanlar silahlı terörist olarak yargılanırken ve bunların on binlercesi cezaevindeyken yüz binlercesi Gözaltına alınmış ceza ve hayatı olmuş yüz binler. Dışarıda milyonlarcası bununla hala yaka paçayken siz bu masum insanlara e, silahlı terörist dediğinizde büyük bir vebal alıyorsunuz. Bir. İkincisi rejim söylemini kullanıyorsunuz. Rejim düskuruyla hareket ediyorsunuz. Devletin e, her gösterdiği e, yani devletin terörist diye gösterdiği herkes terörist değil arkadaş. Bu bütün devletler içinde geçerli. Amerikan devletinin terörist olarak gösterdiği her kişi veya grupta terörist değil. Türkiye devletinin gösterdiği de, İngiliz devletinin gösterdiği de, Alman devletinin gösterdiği de. Niye? Onlar kendilerine biat etmeyen, kendilerinden olmayan, canlarını sıkan, bitirmek, yok etmek istedikleri gruplara. Tıpkı Hitler gibi, Hitler de Yahudileri terörist olarak, yok edilmesi gereken insanlık dışı yaratıklar olarak vesaire görüyordu. Bu durum 70 sene sonra, 80 sene sonra değişmedi ve Türkiye'de aynen uygulanıyor. Bir veba gibi, bir cüzzam gibi, Vesaire. Ve ondan dolayı da Zülfü Livaneli sen nasıl böyle bir şey söylersin diye şu anda linç ediliyor. Zülfü Livaneli paylaştığı Twitter'da e, görüşlerin arkasında durmuş e, Twitter mesajında. Yandaş kanallar yine yalan söylüyor. Önceden Hoca Efendi Hazretleri dememizi isterken şimdi FETÖ de diye tutturuyorlar. Yarın kim bilir ne dedirtirler. Bir yazar kendi kelimelerini kendi seçer. Bu konu sizin sevdanız ve kavganız bizi ilgilendirmez demiş. Yani söylediği lafın arkasında durmuş. Hem söylediği laf bir aydın duruşu hem de arkasında durduğu bir tweet, bu tweet aydın duruşu. Evet. Bir de işin böyle bir tarafı var. E, o arada e, hukukçu Şiidem Koç bazı şeyleri artık fazlaca risk teşkil etmediğinde söylemek bir aydın duruşu değildir diyerek itiraz ediyor ve Ahmet Altan'a örnek göstererek demokrasi adına her konudaki fikrini en zor zamanda yalnız kalmaya göze alarak yüksek sesle söylemiş, bedelini de aslanlar gibi ödemiş bir Ahmet Altan'la da kimse kıyaslanamaz bu ülkede diyor. Sözlerine aynen katılmakla beraber bir şerh koyuyorum. O şerh de şu. Kadim kaidedir. Çoğu zaman ne kadar haykırsanız da, ne kadar haklılığınızı anlatmaya çalışsanız da bu yankı bulmaz. Eski tabirle makes bulmaz. Yalnız kalırsınız. Yani 5 yıldır binlerce akademisyen, gazeteci, e, mazlum kitlenin, hak ihlaline uğramış kitlenin, yok kardeşim böyle bir şey söylem, bu söylem rejim söylemi, bu söylem rejim diskuru, bu devletin dayatması, bununla cadı avı yapılıyor falan diye bağıra bağıra haykırmasına rağmen insanların bir kulağından girip bir kulağından çıkıyor. Ancak kadim kaydedir dedik ya, çoğu zaman ne kadar haykırsanız da Haklılığınız yan kız bulmaz, yalnız kalırsınız. Birinin size arka çakması gerekir. Birinin bir dakika bu işte bir yanlış var demesi gerekir. Sözü dinlenen, mahallede tesirli birinin bunu söylemesi. Şimdi Zülfü İvanili mahallenin kendi içinden bir isim olduğu için böyle bir şey söyleyince mahallede ideoloji çatırdadı. Ma mahalle şöyle bir sallandı. Bir dakika ya biz bir şey kurduk götürüyoruz sen ne yapmaya çalışıyorsun? Tamam biliyoruz yani haklısın ama şu anda her doğru her yerde söylenmez. Bir iş tutuyoruz şu anda ve bu projeyi bitirmemiz lazım. Bittikten sonra söyleyelim hep beraber söyleyelim. O zaman en yakıl e, zarar gördü. Ya bankada hesabı olanların tutuklanması çok yanlıştı. Canım söyledik zaten falan. Adam bir yazısının dibinin köşesinde bir yerde yarım cümleyle ima yolu bir ifade geçirmiştir. Onu alır getirir ha, yapacaklar bunu. 3 sene sonra 5 sene sonra yapacaklar. Ben söylemiştim. Ya bu hamile kadınları almayın demiştim. Ee, bu şeyi e, ne bileyim dershanede işte öğretmenlik yaptı diye insanlar suçlu sayılamaz demiştim filan. Böyle söyleyecekler. Ee, çünkü hep böyle bir açık kapıda bırakıyorlar. Yani bütün gün bütün yazdıklarında rejim düskürüyle hareket edip ya yarın öbür gün bir şey olursa diye öyle bir parantez açıyor bir yere. Tamam mı? Bunu yapacaklar. Dediğim gibi Zülfü abi sen haklısın. Yani tamam sana katılıyoruz. Fakat yani şimdi bunu söylemenin zamanı değil. Operasyon bitmedi abi. Operasyon bitsin hep beraber konuşacağız zaten. Haksızlık yapıldı. insanlar işkence gördü falan. İnsanlar kaçırıldı. Aylarca haber alınamadı falan. Bunları diyeceğiz zaten. Yarın bu medya mahallesi öyle mende burdur ki. <laughs> yarın çıkar herkesten demokrat. Herkesten hakperest. Herkesten hakikati aşığı olur biliyor musunuz? Aa, bunların ciğerini biliyorum ben. Hep böyle olmuştur. Zülfü Livaneli'nin e, olayında hadise budur. Yani avukat Çiğdem Hanım'a evet katılıyorum. E, bu bir aydın duruşu değildir. Aydın duruşu Ahmet Altan'ın duruşudur. Öteden beri hakkı hakikati hay, e, haykıran insanların duruşudur diyor. Fakat Zülfü Livaneli olayında olan odur. İçlerinden çıkan biri... Kral çıplak demiştir. Senin benim demem e, duvara çarparken Livaneli'nin bunu demesi böyle bir tesir yapmıştır. Hikaye budur. Hep böyle olmuştur. E, Livaneli'nin benim ağzıma FETÖ'yü FETÖ tabirini e, kimse takamaz sözü böyle bir atmosferde söylenmiş. Dolayısıyla mühim bir çıkıştır. Uyarıcı, akılları başa geçir, e, getiricidir. Ve bunun da arkası gelir. Zaten e, avukat Çiğdem Koç onu söylüyor. Bazı şeyleri diyor artık fazlaca risk, risk teşkil etmediğinde söylemek bir aydın duruşu değildir. Yani iş oraya gidiyor. <laughs> i̇ş oraya gidiyor. Ee, az kaldı. Çoğu gitti. Azı kaldı. Savaş Genç Türkiye'deki ortalama ahlak seviyesinin çok üstünde ahlaklı, çalışkan, dürüst insanlar en az 5 senedir hapis yatıyor. Darbe ile alakaları olmadığı gibi herhangi bir suçu olmayanlar baskın çoğunlukta nefret söylemiyle bu duruma sahip çıkmayın demiş ve A Haber AK Parti'nin yalan haberlere karşı harekete geçtiğini söylüyor. Evet yalan haberlere değil bu tür gerçeklerin artık elektronik çağda saklanamaz hale gelmesinden dolayı çok rahatsızlar. Ne yapacaklar yani fişi çekmeleri lazım yani internetin kablosunu çekmeleri lazım. Onu da yapamayacaklarına göre. Yine aynı şekilde AKP'li vekiller Erdoğan'dan muhalefetin meclis konuşmalarının kısıtlanmasını istemiş. Cumhuriyet'ten e, Selda Güneysun'un haberi. Yani zaten parlamento yok, yok hükmünde. Orada konuşmaları zaten kimse duymuyor. Fakat AKP oradaki konuşmalardan bile rahatsız. Evet. Tam kapanmaya gidiyoruz. Biraz evvel o Ermeni kilisesinin üzerinde müzik eşliğinde oynayan adamları anlatırken de söylediğim buydu. Tamam kınıyalım, tamam böyle bir şey olabilir mi diyelim. Fakat yani tekerlek tümseyi geçti bir yere doğru gidiyor. Yani bütün bunların hepsi o işaretleri veriyor yani. O arada Metropol Araştırmanın Türkiye'nin Nabzı Haziran 2021 araştırmasında çarpıcı bir sonuç var. Oy verdiğiniz partiye bir daha oy verir misiniz? Yani 24 Haziran 2018 seçimlerinde bundan 3 sene önce oy verdiğiniz partiye bir daha oy verir misiniz diye sormuşlar. Başka partiye oy veririm diyen en yüksek oran MHP'de bakın %51.6. AKP'de %11, işte CHP'de 15 vesaire filan. MHP'nin yarı seçmeni gitmiş. Ondan dolayı zaten kamuoyu araştırmalarında teyit ediyor. Yüzde beşlerde seyrediyor Milliyetçi Hareket Partisi. Haliyle seçim istemeyecek bir parti varsa şu anda o da Devlet Bahçeli'dir. Etik kuruluna etik düşmanı üyeler sendika orktan okuyorum. Cübbe iliklemeye çalışan Güngör, Erdoğan'ın elini öpmek isteyen Dekan, AKP'li eski rektör İbiş filan etik kuruluna seçilmişler. O arada Cumhurbaşkanı da diyor ki gençlerle her buluşmamızda, her sohbetimizde bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız artıyor. Dönelim biz şeye. Ee, umutlar artıyor mu artmıyor mu? Metin Günday paylaşmış. Yüksek İdare Mahkemesi Danıştay'ın bir önceki başkanı olan hanımefendi. Bu etik davranışı nedeniyle olacak ki Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kamu görevleri etik kurulu üyeliğine atanmış, hayırlı olmuş diyor. Zerrin Güngör fotoğrafta da görüldüğü gibi düğmeleri olmayan cübbesini iliklemeye çalışırken e, görüntülenmişti e, Cumhurbaşkanı'nın önünde. Eser Karakaş güzel bir not düşmüş. Profesör ve yargıç cübbelerinde düğme ve cep olmaz. Anlamı kimsenin önünde ön iliklenmeyeceği ve para alınmayacağıdır. Alınmayacağıdır. Erdoğan'ın önünde cübbesinin düğmesini olmayan cübbesini olmayan e, düğmesini iliklemeye çalışan Danıştay Eski Başkanı etik kurul başkanı olmuş. Buyurun buradan alın ben buna etik derim demiş. Evet. O arada Natalya Vazyan paylaşmış CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ki bu kadın da bu lafları söylediği için hışma uğradı kendi mahallesi tarafından. KHK zulmüne son vereceğiz. Hak ihlaline uğrayanları göreve iade edeceğiz. Hakkında kesinleşmiş yargı hükmü dahi olsa KHK ile ihraç edilip mahkumiyet alanların dosyasını adil, eşit, bağımsız bir yargı önünde tekrar açacağız. Normal şeyler bunlar olması gereken şeyler ama CHP'nin henüz yapamayacağı şeyler. Nesrin Naz Harika bir tespitle vurguncular, hırsızlar, dolandırıcılar her yere çöreklenmiş diyor. Devlet çöküyor diyoruz ya bu doğru değil. Yeni bir devlet kurmuşlar. Vurgunun, soygunun, malacana çökmenin normal olduğu hatta vatanseverlik olduğu bir yeni yapı bu. Ya bunun parçasısın ya hain. Bu programın hepsini almış özetlemiş Nesrin Nas. Ne diyeyim ben? O arada Sedat Peker ee, dün paylaştığı tweetlerde enteresan ee, bir noktaya dikkat çekti. Süleyman Soylu üzerinden gidiyor ama esasen perde arkasında Erdoğan ve AKP rejimini vuruyor. Burada üstteki tweette diyor ki seni Süleyman Soylu'yu kastederek bakanlar kurulundaki konuşmaların dahil her yerde dakika dakika takip ediyorum. Süleyman Soylu'nun yakında çevresinde Sedat Peker'in kulakları olduğunu gösteriyor bu. Devlet içerisinde bir mekanizma çatırdamış durumda ve e, muazzam bir şekilde bilgiler toparlanıyor ve belli bilgiler de bir yerlere aktarılıyor. Ancak devam eden tweet'te de şunu söylüyor. İstediğin kişilerin desteğini al. Hiçbir tanesi benim desteğini aldığım yerden büyük değil. İstediğin kişilerin desteğini al. Hiçbiri benim desteğini aldığım yerden büyük değil. İşte Avrasyacı bölünmesinden kastım bu. Erdoğan'ın bir, bir kısım ortaklarıyla yollara ayrıldı. Düne kadar silahlanın diye mitingler yapan Sedat Peker şimdi silahlanmayı deşifre ediyor. Yani ciddi bir şey var. Söylem yani tersi bir söylem götürüyor. Hangi perspektifle hareket ettiğini de açık ediyor. İstediğin kişilerin desteğini al, hiçbiri benim desteğini aldığım yerden büyük değil. Ben öyle bir yere yaslandım ki sen ağa babaların dahil hepinizden güçlüyüz. Senin ense kökündeyim. Burnunun dibindeyim. Aldığın nefesi biliyorum. Ne söylersen bana da geliyor, raporlanıyor diyor. Nasıl bir mekanizmaysa bu. Yani bir ayrışma var rejimde ve ayrışan gruplar birbirini yemeye, birbirine bindirmeye başlamış ve bu Erdoğan rejimine dönük bu harekatta Sedat Peker de önemli bir komutan tabir yerindeyse. Önemli bir cephe. O cepheden şu anda bu kanat rejime bindiriyor. hangi perspektifle hareket ettiğini açık ediyor. Bunu yaparken Erdoğan üzerinden tesis ettikleri yeni rejim diskuruna da halel vermemeye çalışıyor. Yani devleti kutsuyor, söylediği bir takım şeylerle yani ya bu devlet bizim yani biz bu adamları temizlemeye temizleyeceğiz ama aynı şekilde kurulan e, rejim söylemiyle yeni rejim esaslarıyla yeni kırmızı kitapla devam edeceğiz diyor. Yani yaptıkları bir ameliyat. E, ee, Tabi bilmiyorlar ki fena halde metastas yapmış bir kanser bu yani. E, temizlediğinizde belki ortada eski devlete ait hiçbir şey de kalmayacak bilemiyoruz yani. E, öyle yani dördüncü evre vücudun her yerini sarmış artık ilaçla kemoterapiyle hiçbir şekilde temizlenemeyecek yani işte bunun acılarını dindirmeye çalışın. Yakındır 3 vakte kadar 3 gün 3 saat neyse ruhunu teslim eder her anda olabilir falan denen bir hasta noktasında. Siz bunu nasıl iyileştirebilirsiniz tıp ben söylüyorum. Şu anda mevcut rejimde bütün bünyeyi e, sarmış bir metastas yapmış kanser gibi. Yani silahlanmasından para kaynaklarına, çeteleşmesine, mahalle örgütlerine şuna buna kadar aşağı doğru Dolayısıyla nasıl söküp atacaksın? Sedat Peker ve arkasındaki güç. Yani kolay değil. İstediğin kişilerin desteğini al. Hiçbiri benim desteğini aldığım yerden büyük değil diyor ama bu nasıl olacak bilmiyoruz. Çünkü göreceğiz. mevcut devlete, mevcut söyleme, mevcut rejim diskuruna da halel vermemeye çalışıyorlar. Bu kadarla iktifa edelim. İşte mesela rejim unsurlarından biri bir kaymakam maaşının yarısından fazlasıyla böyle bir spor ayakkabısı almış. Demek ki spor ayakkabılarına özel bir düşkünlüğü var. Bunun için maaşını bile feda etmekten çekinmiyor yani. Müjde mucize sürüyor. Mayıs ayında 216 bin kişi işten çıkarılırken işsizlik de düşmüş demiş Emin Çapa. Herkes biliyor ki rakamlar yalan, TÜİK yalan. İnsanlar yüzer bin yüzer bin işten çıkarılırken işsizlik nasıl düşüyor? gerçek işsizlik ne, atıl iş gücü falan kapasitesine bakıldığında bu görülüyor. Artık %35'lere 40'lara dayanıyor. Hele genç işsizlik akıl alır gibi değil. Ekonomik daralma hemen her alanda yaşanıyor, yaşanacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun derdi de Avrupa'dan plastik çöplerin ithalatına yasak getirilmişken sonra bu yasan iptal edilmesi. İthalat deniyor ama olay şu. İngiltere başta olmak üzere çeşitli ülkelerden plastik çöp ee, ihraç ediliyor Türkiye'ye esasen. Karşılığında da para veriliyor. Yani İngiltere'nin başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinden Türkiye'ye çöp getiriyor konteynerlarla. Karşılığında da para alıyor. Verin çöpünüzü biz işleyeceğiz diyor. Karşılığında da parasını alıyor. Bunu önce iptal etmişler. Sonra paraya ihtiyaç var. Tekrar serbest bırakmışlar. Peki bu çöp ne oluyor? Bu çöp boş arazilere ki en son işte Adana Yumurtalık civarında bir arazide araziye tamamen serpildiği atıldığı falan ortaya çıkmıştı. Ve İngiltere'de kendi çöpünü takip etmiş BBC bir ekip göndermiş ve orada bakın bizim çöplerimizi alıyorlar bunlar işliyoruz işleyeceğiz diyorlar arıtacağız diyorlar dönüştüreceğiz diyorlar ama yani burada alan açık alana atıyorlar deyip İngiliz markalarının etiketlerini İngiliz marketlerinin etiketlerini veya işte poşetlerini ambalajlarını göstermişti. Mesela Tesco ambalajlı bir takım poşetler falan benim dikkatimi çekmişti. Tesco bir İngiliz marketler zinciri. Yani İngiltere' tamam kınıyorsunuz ama yani kendi çöpünü muhabiriyle takip ediyor yani arıtacağız diye alıyorsunuz ama işte böyle atıyorsunuz diye Türkiye'de ya para gelirse gelsin biz ne arıtması falan dökeriz yani 780 bin kilometre karelik yurdumuz var. Her yer müsait. O da öyle bakıyor. Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten buna kadar çok mesele var. Ceren Sözeri yavaş yavaş bitiriyoruz. Çok enteresan bir konuya dikkat çekmiş. Sosyal medyada hakkı gasp edilen herkese gücümüz yettiğince destek olmaya çalışıyoruz. İyi de yapıyoruz. Özlem Türeci de kalksın hakkını savunsun. O işin de bize kalması çok manasız demiş. Katılıyorum. Biliyorsunuz Uğur Şahin ve Özlem Türeci Pfizer Biontech aşısını icat eden iki Türkiye kökenli Alman vatandaşı isim, iki bilim adamlı. Time dergisi başta olmak üzere dünyanın pek çok dergisine kapak oldular geçen gün Erdoğan bunlardan bahsederken işte Türkiye'ye davet edeceğiz ve işte efendim Pfizer-BioNTech aşısıyla ilgili işte atacağımız adımları falan gözden geçireceğiz falan derken Uğur Şahin ve eşi dedi. Ve elbette Özlem Türeci'yi aşağıladı orada. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi. Belki ya da Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'yi. Bu iki bilim insanını Türkiye'ye davet edeceğiz falan gibi cümleler kurması gerekiyordu. Ama Ata Erkil orada da değilim. Neticede Özlem Türeci'ye sosyal ağlarda muazzam bir kampanyayla sahip çıkıldı falan filan ama Özlem Türeci'den tık yok. Yani Time dergisine konuşuyorsunuz Alman dergilerine konuşuyorsunuz. Şuraya buraya bir sürü demeçler falan çıkıyor. Yani kadın kanlı canlı işte bir akademisyen bilim insanı Almanya'da e çık iki laf söylesene. Yani Ceren'in sözleri de onu söylüyor. Yani senin hakkında ben mi savunacağım? Tamam ben gene söylememesi gerekeni söylüyorum ama sen niye bir şey demiyorsun diyor. Haksız değil yani. O arada son notumuz Artı Gerçek genel yayın yönetmeni, gazeteci meslektaşımız, büyüğümüz Celal Başlangıç kalp krizi geçirdi. Almanya'nın kentinde bir hastanenin kardiyoloji servisindeki tedavisi sürüyor. Eşi Ayşe Yıldırım o da gazeteci, o da Artı TV'de programlar yapıyor, Artı Gerçek'te yazıyor. Kapalı damarlarına cumartesi stent takıldığını bildirmiş, bugün bir stent daha takılıyor diyor. Genel durumu iyi. Telefon ve mesajlara yetişemiyorum. Kusura bakmayın. Celal'in bu kadar seven olması ne kadar güzel. Kendine de ilettim. Herkese sevgi ve selam var diyor. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Stresli bir iş yapıyor. Ben attığım mesajda da belirtmiştim. Buradan açık da söyleyeyim. Yayın yönetmenliği, medya yönetmek, insanları yönetmek, gazetecileri çekip çevirmek hele böyle bir stresli ortamda zor iştir. Belalı bir iştir yavaş yavaş belki yetkisini devrederek yazarlık, yorumculuk ile kariyerini sürdürmeyi düşünebilir. Sağlık nedenleriyle diye. Allah sağlık saat versin. Tabii kendi bileceği iş. Son derece başarılı bir genel yayın yönetmenliği var. Artı Gerçekte, Artı TV'de. Celal başlangıca Celal abiye acil şifalar diliyoruz. Ve Yaşar Kemal'le bitiriyoruz. O iyi insanlar, o güzel atlara binip çekip gittiler. 15 Temmuz te çözülmeden çözülmez ee, infaz olayı ile ilgili bir iki satır daha söyleyeyim. Ee, bir önceki yayında e, infaz timi arkasında e, Ahmet Nesin'in iddia ettiği 43 kişilik bir liste Alman istihbaratı bilgisine dayanarak iddia etmişti bir Ergenekon Ergenekon grubunun İngiltere, Hollanda ve Almanya merkezli e, 43 kişilik bir liste üzerinde çalıştığını ve bu isimlerin imha edileceğini yani infaz edileceğini öldürüleceğini söylemişti. Nisan ayında emekli bir albay Almanya'ya gelip gitti demişti veya Avrupa'ya gelip gitti demişti. Başka emekli komutanların da bu çerçevede Avrupa'ya gelip gittiğini söyledi. Gazeteci, subay ve akademisyenlerden oluşan 43 kişilik listeden bahsediyor. Bu olayın arkasında da Mehmet Ağar var dedi. Sonra paylaştığı bir yayında Ahmet Nesin. Ben de dikkatle takip ediyorum. Bakalım olay nereye girecek? Ergenekon grubu, İngiltere, Hollanda, Almanya 43 kişilik liste. O arada hafta sonu 21 kişilik bir liste sosyal ağlara düştü. İçinde benim de ismimin olduğu bir takım bir infaz listesi. Gazeteciler, farklı isimler var. Benim tanımadığım isimler de var. Kamuoyunun tanıdığı tanımadığı isimler de var. Bazı tutarsızlıklar da var. Avrupa deniyor ama başka kıtalarda yaşayan ve bunu gizlemeyen isimler falan da oraya konulmuş. Mesela gazeteci Arzu Yıldız gibi. Avrupa'da infaz edilecek 21 kişilik liste diyorsunuz ama Arzu Yıldız Kanada'da yaşıyor ve bunu başından beri saklamıyor. Böyle tutarsızlıklar da var. Her neyse fake de olabilir. Yani sahte de olabilir. Bir temeli de olabilir. Zaten paylaşan silmiş. Bir de bizim Anadolu'da bir tabir vardır. Havlayan köpek ısırmaz diye. Ne yapacaksa yapar. Ama işte böyle listeler yayınlayarak veya tehditler savurarak falan o arkasından gidilir mi? Sonuç alınır mı? Onu da bilmiyorum. Herkesin biraz daha kendine mukayyet etmesi, kendine dikkat etmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Hepimiz kendi şahsi tedbirlerimizi almalıyız. Kendi emniyet tedbirlerimizi, kendi güvenliğimizle ilgili tedbirleri almalıyız. Buna azami dikkat, azami özen göstermeliyiz böyle bir dönemden geçiliyor son not olarak bunu söyleyeyim şahsım şahsım <laughs> bana da çok bu yönde uyarılar geliyor ikazlar geliyor aman dikkat et vesaire diye yani ağırlıklı olarak kendi adresimizde kendi çevremizde hayatımızı sürdürüyoruz çok fazla bir seyahatimiz çok fazla oradan oraya gittiğimiz yok geceler, akşamları sokağa fazla çıkmıyoruz. Çıksak da ıssız sokaklara, çıkmazlara falan girmiyoruz. Ama dediğim gibi insanın başına bir şey gelecekse gelir. Bu hiçbir zaman ne sizi ne de sizden sonrakileri meslekten yapacaklarından alıkoymaz. Ve bilakis yaptığınız işte sizin haklılığınızı ve doğru yolda olduğunuzu teyit eder. Yani böyle bir tepki alıyorsanız, böyle bir dönüş alıyorsanız, bu sizin doğru yolda olduğunuzu gösterir ve bilakis devam der size. Bu duyguyla bugünkü manşeti de kapalıyorum, kapatıyorum. Çok uzun oldu. 50 dakikayı geçtik. Hiç böyle bir adetimiz yok. 30-35 dakikada bitiriyorduk. Mazur görür müsünüz? Bir sonraki yayında görüşmek üzere.